Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu bu yıl okuduğum ve gerçekten güzel olduğunu düşündüğüm kitaplar olacak. Umarım video hoşunuza gider ve beğenerek izlersiniz. Eğer beğenirseniz lütfen beğenmeyi, beğenmezseniz yorum atmayı, lütfen unutmayın ve tabii ki de abone olmayı. Hadi videoya geçelim. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım. Ben bu yıl o kadar fazla kitap okuyamadım. Bilmiyorum haberdar mısınız? Ya da hiç söyledim mi size? Ama okuduğum kadarıyla da gerçekten hoşuma giden kitaplar var. Bunu sadece söylemek istedim. Şimdi ilk kitabımızdan başlayalım. Şimdi ilk serimiz Kızıl Yükseliş, Kızıl İsyan serisi. Şöyle. Kızıl İsyan, Altın Oğul, Sabah Yıldız ve Demir Altın diye geçiyor bu iki arkadaş. Yani dört arkadaş. Bu seri çok güzeldi. Neden güzeldi? Çünkü birincisi karakterler yüzünden. Eğer ben bir kitaba eğer gerçekten favorim diyorsam, yani çok sevdim diyorsam genellikle karakterler yüzündendir. Yani tabii ki de dünya yarattığı dünya da önemlidir, eğer bir distopyası ya da fantastikse böyle. Ama daha çok karakterlere önem veririm. Ne diyebilirim yani? Karakterleri çok güzeldi, sizi yalnız hissettirmiyordu. Böyle küçük bir sıcaklık veriyordu insana. Ama şimdi şöyle bir şey var ki ben karakterlerde birazcık şey bekliyorum. Her karakterin birazcık kendine özgü olmasını bekliyorum. Okuduğum diğer kitaplardan birazcık daha farklı bir yönü olsun isterim karakterlerin. Ama şimdi mesela bu kitaptaki karakterlerin kişiliklerine benzer başka kitaplarda da bulabilirsiniz. Ama yazar onlara öyle bir şey katmış ki, o kadar onlara özgü bir şey. Yani bu dediğimi bile hani silip atıyor. Bunu hiç takmıyorsunuz. Yazısı da çok güzeldi, olaylar çok güzeldi ve şöyle bir durum var ki bu kitap benim bazı olaylara daha farklı açıdan bakmamı sağladı. Zaten okuduğum kitaplar sağ olsun, arkadaşlarım, ailem sağ olsun. Umarım yapabiliyorumdur. Hani bir olayı gerçekten sonuna kadar dinleyip eleştirmeye çalışıyorum ama bu kitap bir şekilde hani şeyi ortaya serdi benim gözüme. Hani daha derin şeyler olabilir. Hani insanların anlatmadığı daha farklı şeyler de olabilir. O yüzden bu seri benim bu 2018 yılında okuduğum gerçekten en güzel serilerden, kitaplardan biriydi. Diğer bir göstermek istediğim kitap ise Yüzgerin Şarkısını Dinle. Şimdi bu kitabın sevdiğim tarafı şuydu. Elbette hikayemi anlatıyorum diye bu herhangi bir sorunumu çözdüğüm anlamına gelmesin. Ya da anlatmayı bitirdiğimde bir şekilde başka biri falan olacağım da yok. Çünkü yazmak kendi kendine terapi uygulamak değil sonuçta. Olsa olsa kendi kendine terapi yapmaya yönelik zayıf bir deneme olabilir, o kadar. Benim daha çok hoşuma giden yer hani değişmeyeceğim yani bu kitabın sonunda diyor ve gerçekten dediğini de gösteriyordu. Bu kitap bu yazarın en iyi kitabı mı? Değil. Yazım dili gerçekten çok güzeldi. Hani sırf o konuyu diye alabilirsiniz yani. Hoşunuza gitmese bile okunur bu kitap. Böyle su gibi akıp gidiyor. Hani ben ne olduğunu anlamadan bu kitap bitmişti. Eğer böyle bir arkadaşlarınız falan varsa, ne kitap okuyayım falan diye sorarlarsa size, bu kitabı önerebilirsiniz gerçekten. Ya da bu yazarın herhangi bir kitabın. Çünkü acayip derecede akıyor yani. Ama bu kitap farklı bir akıcılığa sahipti. O yüzden ben hani benim birazcık da bu reading slump'tan kurtardığı için de bunu bu videoya koymak istedim. Bu kitaptaki karakterin bakış açısı açıkçası birazcık bana tersti. Ama içindeki diğer karakterler hoşuma gitti. Okurkenki verdiği his de hoşuma gitti açıkçası. Sakinleştirici, aynı zamanda böyle küçük, minik bir şekilde iç karartan bir havası vardı böyle. Güzel bir kitaptı. Umarım alıp okursunuz. Ben okurken mutlu olmuştum ya. Hoşuma giderek okumuştum. Şarjım bitti, bitecek. Birazcık hızlı olmam lazım. Bir diğer kitabım ise Bazen Bahar, Melisa Kesmez'den. Bu kitap farklı bir kitaptı. Bu kitap bana gerçekten çok fazla duygu hissettirdi. Fazlasıyla hüzünlendim. Fazlasıyla kalbim burkuldu. Yazım tarzına bayıldım. Kendisinin imza günü vardı. Ona da gidemedim. Birazcık tembelliğimden açıkçası. Ama eğer bir daha benim yakınlarımda olursa kesinlikle giderim. Kendisiyle tanışmayı gerçekten çok istiyorum. Çok 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 güzel bir kitaptı. Nohut Oda diye başka bir kitap daha çıkarttı. Onu aldım ama daha okumaya başlamadım. Aslında okumaya başladım ama kaçıncı? 28-30. Sayfasında falanım hala. Bu kitap çok güzeldi. Yani sonunda böyle insan, ben sigara içmeyen biriyim ama hani böyle bir sanki ya bir şekilde böyle içimde bir şey atasım geldi. O kadar üzüldüm ki bazı karakterler için. O kadar içim burkuldu ki. O kadar yazımı hoşuma gitti ki. O kadar böyle anılara değer verişi bu yazarın hoşuma gitti ki. Bilmiyorum, gerçekten bu kitap hakkında o kadar yorum yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Alıp okuyun.
Ya bu serinin adını bilmiyorum ama böyle. Bu serinin ilk kitabı Güller ve Dikenler Sarayı. İkinci kitabı Sis ve Öfke Sarayı. Üçüncü kitabı ise Kanatlar ve Küller Sarayı diye geçiyor. Ben bu serinin ilk kitabından o kadar hoşlanmamıştım. Güzel miydi, güzeldi ama o kadar abartıldığı kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama ondan sonra biraz hızlı konuştuğum için özür dilerim ama şarj bitmek üzere. İkinci kitabında ise işler birazcık daha yoluna girmeye başladı. Ama şunu söyleyeyim, sakın bu kitabı şey diye almayın, çok ciddi, çok şöyle bir kitap falan diye. Böyle genç yetişkin diye geçer bu da. Ama ben bu kitabı çok seviyorum. Çünkü bizim baş karakterimiz bu arkadaş. Feyre öyle okunuyordu galiba. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Kız kardeşleri de öyle, Mor da öyle. Bu serideki tüm kadın karakterler çok hani güçlü karakterler ve kitapta kadınlara verilen önem benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bilmiyorum hani belki okuduktan sonra ya ne saçmalamış bu kız diyeceksiniz benim için ama bilmiyorum, benim gelme gitti. Özellikle bu kitaptaki baş erkek karakter Reis diye okunuyordu galiba. Yani böyle bir karakter olamaz gerçekten. Böyle bir erkek olamaz, tamam mı? Sakın ama sakın kızlar ya da erkekler, herkese söylüyorum. Sakın böyle bir erkek beklemeyin, tamam mı? Bu kitaptaki hiçbir erkek dünyada karşınıza çıkmayacak. Öyle bir şey olmayacak çünkü Will Herendl'dan sonra mükemmel bir erkek yazmış, yazar. Ve asla karşınıza çıkmayacak. Kadınlara bu kadar değer veren, bu kadar anlayışlı, komik. Bunların birleşimi olan biri karşınıza çıkmayacak. Umarım çıkar. Umarım çıkar ama ben aşka inanmayan bir insan olarak ben zannetmiyorum benim karşıma çıkacağını. Bahsetmek istediğim diğer şeyler ise birkaç tane diziden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu arkadaş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama fazla güzel. Ben bunu kuzenimle izledim. Yani ben önceden izlemiştim, ondan sonra beraber yeniden izledik böyle. Hani ya bu böyle oldu, şu şuraya gitti, ya hayır bu karakter şu ama hayır bak kesin böyle olmuştur. Yok yok şu şöyle falan diye hani konuşmaya falan başladık. Yoğun bir havası var zaten, çekimi farklı bir olay. Yani şey var bu dizide, böyle paradoks olayları var. Hani bir yere gidip ondan sonra bir şeyi görmek, yani şimdi ne desem spoiler yiyeceksiniz benden, o yüzden bir şey söylemiyorum. Ama zamanınızı ayırabilirseniz, bu diziyi göremiyorsunuz ışıktan dolayı ama bu diziyi gerçekten izleyin. Hani kalbimden gelerek öneriyorum size. En iyi, what en iyi diye. Ben bunların hepsini aşağıya yazacağım. Bitch. Mükemmel. Bizim en iyi diye bir tane baş karakterimiz var. Empati kurabiliyorum gerçekten onunla. Hani düşünce tarzlarımız benziyor. Belki kişiliğimiz o kadar benzemiyordur tabii ama yani. Düşünce tarzımız gerçekten benziyor. İstediğimiz dünya, olmak istediğimiz şeyler, yapmaya çalıştığımız şeyler, bilmiyorum. Arkadaşlarımıza verdiğimiz önemdir belki. Aynı olduğunu düşündüğüm şeylerden biri. Toplam 3 sezon var bunda diye. Yok. 2 sezon var. 3. sezonu kabul aldı. Galiba çekimler yapıldı. İşte yayınlanacaktır umarım. Aynı şekilde Dark da öyle. Dark'ın 2. sezonu çıkmadı. Gerçekten çıkmadı bir türlü ama çıkacak. Onun da çekimleri yapılıyor. Ya da bitmiştir, emin değilim. Başka bir tanesi ise Sherlock Holmes dizisi. Benedict Cumberbatch'in oynadığı. O dizi böyle tam bunları çok popülerken, böyle cidden popülerken böyle hani. O zamandan beri bu dizi var. Ama ben daha bu yıl izledim. İzleyin. İzleyin. Telefonum diyorum. Kameranın şarjı bitti. O yüzden kendi telefonumdan devam ediyorum. Göstermek istediğim birkaç tane daha dizi ve film var. Göstermek istediğim bir diğer dizi ise Outlander. Bunun kitabı var. Ve gerçekten kitap, yani kitaptan dizi ya da film adaptasyonu olarak, ya bu dizi yaptılar tabii de, yani dizi adaptasyonu olarak 5'te 5. Mükemmel ötesi yapmışlar. Ben bayıldım. Birinci sezon zaten ilk kitabın aynısıydı. İkinci sezonu, ben ikinci kitabını okumadım doğruyu söylemek gerekirse. Kitaplar çok kalın olunca benim gözüm korkuyor. Ve bitiremeyeceğim diye de korkuyorum. Okumadım ama eminim ki eğer yapımcı değişmediyse, senaristler falan değişmediyse, eminim ki yine ikinci kitabında aynısını yapmışlardır.
Şimdi ben ikinci sezonun ortasındayım ve gerçekten de çok güzel gidiyor. Üçüncü sezonu da çıkarttılar ama onu hala başlamadım. Ama bu 2 haftalık tatili, ben 3 haftalık tatil yapacağım. Pardon. Şey, bu 3 haftalık tatilde bitiririm diye düşünüyorum. Ve yapmak istediğim de birçok şey var böyle film kitap açısından falan. Ondan sonra Peaky Blinders var dizi olarak. Thomas fucking Shelby. Çok güzel. Hani ben bunun gecenin ikisinde falan başlamıştım izlemeye. Uyuyamamıştım kedim yüzünden. Benim yatağım ikimize yetmiyor. Tam böyle bacağımın üstünde yatıyor, tam göğsüme yatıyor, kafamın üstünde yatıyor. Rahat edemiyorum. Beraber uyuyamıyoruz biz o kediyle, benim paşayla. O yüzden ben de saat 2'de uyuyamadım yani. Kalktım gittim. Bir saat sabahın ikisinde açtım, izlemeye başladım. Ve biliyor musunuz? 3. sezonunu hala bitirmedim. Çünkü bitmesinden korkuyorum. İstemiyorum. Sherlock'ta da öyleydim. Ben zaten bu dizinin çekildiği havaları, böyle karanlık havaları birazcık daha seviyorum. Böyle hani insan üstüne baskı uygulayacak havalar falan benim birazcık daha hoşuma gidiyor. Hani karakterler çok güzel. Bu hani aile arasındaki ilişkiler falan var ya, küçük dramalar böyle. Ve yeni karakterlerin de doğma şekli falan gerçekten çok güzel oluyor. Bu bir film. Adı Mona Lisa diye geçiyor. Ben bu filmi dersim için izledim. Ama biliyor musunuz, gerçekten iyi ki de izlemişim. Dünyadaki en güzel şeylerden birini yapmış olabilirim. Bizim baş karakterin adını unuttum ama Julia Roberts oynuyor başrolde. O adını unuttuğum için baş karakterin baş karakter diyeceğim. Bu filmin baş karakteri Wellesley Koleji'nde, sadece kızlar için olan bir kolejde öğretmenlik yapmaya başlıyor. Sanat tarihi öğretmenliği diye hatırlıyorum. Orada öğretmenlik yapmaya başlıyor ve kız öğrencilerin birazcık daha hani bir çerçeveye oturtulmuş olduğunu anlayınca, hani birazcık da liberal bir insan olduğu için, ben bu filmin insanın gözlerini açabileceğini, bakış açısını genişletebileceğini gerçekten inanıyorum. Kadın erkek fark etmez, herkesin öğrenmesi gereken bazı şeyler var bu filmden. Ve aynı şekilde bu dediklerim de özgürlük yazarları için geçerli. Bu da bir öğretmenin hayatını anlatıyor. Mesela 2007'de çıkmış. Ben çok iyi hatırlıyorum. Daha çok küçüktüm. Yani ben bu ATV'de yayınlanmıştı hatta. Çok iyi hatırlıyorum. O kadar hoşuma giderek izlemiştim ki. Yazlıktaydık böyle. Yazın göstermişlerdi. Yazın gösterilmişti bu dizi ATV'de. Bu film, özür dilerim. Ve ondan sonra şeye gittik. Normal eve gittik. Hatta kuzenlerime falan diyordum ki bak şu film çok güzel, şu film çok güzel. İşte özgürlük yazarlarından bahsediyordum. Hadi izleyelim, hadi izleyelim falan yeniden diye. Tabii onlar beni dinlemediler. Ama ben sırf bu film yüzünden şeyi okumaya başladım. Anne Frank'in hatıra defterini okumaya başladım. Hep okumak istemiştim ama bir türlü elim gitmemişti onu almaya. Ama şimdi okumaya başladım. Daha yeni aldım. Daha bugün aldım. Okumaya başlayacağım bugün. Adı da March Comes in Like a Lion diye geçiyor. Bu 2016'da çıkmış bir anime. Ben bunu daha bu yıl izledim. Çünkü bilmiyorum. Aslında birçok anime ile ilgili YouTube kanalları falan hep öneriyordu. Herkes öneriyordu açıkçası. Ama ben bir türlü işte başlayamamıştım. Ama Netflix'te de olduğunu görünce bu animenin, dedim başlayayım. Ne güzel, biliyor musunuz? Hemen açıklıyorum size. Baş karakterin, bu arkadaşın ve normal animenin kendisinin size verdiği o duygu, hani o yalnızlık duygusu, o baskı duygusu, elinizde sevdiğiniz tek bir şey haricinde, başarabildiğiniz tek bir şey haricinde başka hiçbir şeyinizin olmaması ve onu elinde tutmaya çalışmanız, o küçük hani ailenin sadece kandan gelmeyeceğini göstermesi falan gerçekten çok güzeldi. Ben gerçekten severek izledim. Benim demek istediğim şeyler bu kadardı. Benim için 2018 favorileri bunlardan ibaretti. O kadar fazla kitap olmadığını farkındayım ama dediğim gibi benim için yoğun bir yıldı. O yüzden o kadar fazla kitap okuyamadım ve diyeceksinizdir büyük ihtimalle, boş kaldığın zamanlar illa olmuştur. Niye okumadın o zaman? Her boş kaldığımda da kitap okuyamıyorum açıkçası. Dediğim gibi az kitabım vardı. Birazcık daha farklı şeyler de göstermek isterim. Öyle yani. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve beğenmediyseniz de lütfen aşağıya yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ve neden beğendiğinizi de aynı zamanda.
Çünkü yorumlar benim için her zaman daha çok önemli. Ve tabii ki de istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Beni dinlediğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.